Evet sevgili canlar, masadan kalkmak istedim, kalkamadım. Neden? Şu notlarımı okuyacaktım size. Konu nereden nereye gitti? Ben sadece bunları okuyup çıkacaktım. Ama ne güzel ilerliyor. Kurban olayım Rabbime, ne güzel rehberlikler veriyorum size bilgili, değil mi arkadaşlar? Sizinle birlikte ben de daha çok giderek aydınlanıyorum. Daha çok şeyi öğreniyorum. Ne kadar güzel ilerliyoruz. Maşallah bize. 41 kere maşallah bize. Binlerce kez maşallah diyorum. Şimdi sevgili canlar, hani böyle zar atmıştım ya ve 2 gelmişti, şimdi de 4 geldi. Bakar mısınız? Yani tam buradaydı arkadaşlar, bakın. Geriye sarın, göreceksiniz. 4 numara, değnek dörtlü. Erillerinizi zarı atıyorum böyle arkadaşlar. Bakar mısınız? 2, 3. Üçüncü kişiyi devreden çıkar, 2 numaraya git diyor. Üçü çıkar, ikiye git. Önceki de neydi? Değnek dörtlü. Ve onlarca zarın içinde kırmızıyı seçmişim. Bakar mısınız arkadaşlar? Kırmızı renk neydi? Kök çakra rengi. Güven, kendine inan. Sen kimsin? Kendini ona ortaya koy. Özünü çıkar, inanç, güven. Kimsin? Omurgayı koy ortaya. Peki, 5'te doğru yoldasın demektir. Şimdi sevgili canlar, anda okuyorum tabii, çok seviyorum bunu. Sevgili bazı canlar şunu da soruyor, hani size nasıl ulaşıyoruz? Ya arkadaşlar, siz şimdi bir kanala girip bir video izlediğinizde hiç o kanal hakkında bilgi araştırmıyor musunuz? Hani yoksa bunu dalgasına mı soruyorsunuz? Çok merak ettim yani. Ne demek Cennet Hanım, size nasıl ulaşabiliriz diye. Size ulaşamıyoruz. Ya sevgili kardeşim, şimdi her videonun altında biz bir bilgi yazıyoruz. Yani hiç mi zahmet edip o kanala bilgi izle? O zaman demek ki sen zaten sadece eril dişil haberi almak isteyen birisin. Hani farkındalığın düşük o zaman. Yani bir kanala girip de bir insanı dinleyeceksen, önüne tarot dergahı çıkmış değil mi? Hani bu kanal kim? Neye hizmet ediyor? Sahibi kim? Ne yapıyor? Ne ediyor? Ne gibi meziyetleri var? Ne anlatıyor? Hadi birkaç videoyu dinleyeyim. Kanal hakkında bir bilgilendirme yazısına bir hakkında kısmı var ya. Kanalı okuyun, bir hakkında kısmı var orada. Her videonun altında bilgi var. Her videonun altında Instagram ve WhatsApp iletişim numaramız var orada. Sizin randevu alabileceğiniz numara. Ve orada da parantez içinde de açık net yazdı asistanım, diyor ki arıyorsunuz ısrarla, kapatıyor, tekrar arıyorsunuz. Burada sadece senin için burada değiliz ki, seninle oturacağız, konuşacağız. Sen, zaten arayan da çenesi kapanmıyor, 20 tane 30 tane soruyu sormaya kalkıyor. Orada diyoruz ki yazılı WhatsApp'tan iletişime geç diyoruz. O, lütfen o zaman birazcık kurallarımıza saygı duyun, biraz araştırın ya, biraz okuyun yani. Ha siz de bu kadar farkındalıksızdasınız yani. Bir kanala girdiğinde bir bak bakalım yani, kim o kanal, ne iletişim numarası, ne rehberlik almak istiyorsa. Bunu da söyledikten sonra eriller, sizler ne yapmalısınız? 24 Mart Perşembe günü bugün. Şimdi birinci konu. Senin, bakın ben sadece aldığım notları anda geldiği için, unutmamak için de yazdığım için direkt onları okuyacağım. Eril, senin dostun yok. Özellikle de senin hem cinsin hiç değil. Bakın. Dişiller daha da hiç değil. İlahi sistemin sezgisel olarak içine verdiğini dinle. Ve dünya planında da sadece ve sadece dünyada somutta, eğer birinden duymak istiyorsan, ruhsallık dışında da ilahi sistem sezgisel olarak sana demiş ki ilahi dişilini dinle. Onun verdiği haberler daima doğrudur. Asla yanlış olmaz. Ruh eşin, ruh parçan sana kavuşmak istiyor zaten. Hani yolunu bulamayan ahmak olduğun için yolunu bulup da hani bir an evvel kavuşasınız diye verdiği tüm rehberlikleri görebilir sizin ruh eşleriniz. Gidenler için de söylüyorum. Geride kalanlar için de söylüyorum. Sizinkiler hala bu numara olmuş maske değil mi? Bakın 15 numara şeytan, o bu çıkıyor. Siz onlara güvenmeyebilirsiniz de. Fakat ilahi diyor ki burada sadece ve sadece Allah'a
içine verdiği ruhuna, bedenine, kalbine sezgisel olarak gelen iç sesine güven diyor. Bunu dinlemek için de doğaya çıkmalısın. Biraz elektrik enerjisinden, bilgisayar, telefon enerjisinden, kablo, bildiğin kablo. Deccal yani. O kablo, biraz o negatif enerjilerden uzaklaş diyor. İnanın bana, bu elektrik enerjisi, bu elektrik işte, bu tamamen negatif enerji. Delit enerjisinin bir parçası, yüz binlerce parçacıktan oluşuyor. Bu da bir tanesi. Kablo, internet, Google. Yani gerçekten arkadaşlar, bakın size ben hakikaten çok samimi söylüyorum. Ben 2 yıldan fazladır hiçbir şekilde televizyon izlemiyorum, biliyor musunuz? Hani şizofrene bağlamayayım diye, ruh hastası olmayayım diye, akıl sağlığımı kaybetmeyeyim diye. Zekamı koruyabileyim, çünkü o kadar akılsız, zekasızlık, farkındasızlık var ki orada, hani emme basma tulumba gibi, hani şey, nasıl söyleyeyim size, hani kuklayı size oynatırsınız değil mi, tutarsınız iki ipte oynatırsınız ya, cambazları, kuklaları, kimse, hani öyle oynatıyorlar yani, sizi nasıl evirmek istiyorlarsa öyle bir sistem çalışıyor, çünkü hani sizi ona evirmeye çalışıyorlar. Siz olun, kendinizi keşfedin. İlahi Yaradan'ı keşfedin. İç sesinizi dinleyin. Her soruyu sorabilirsiniz. Anında da size bilgelik gelir. Dünya planında da görmek istediğinde, Rabbim bana, ben bunu dünya planında da ben nasıl görebilirim? Bunun için daha neler mümkündür demen yeterli. Onun ne öyle bir çıkaracak ki? Sen ona o kadar inanıp, bu kadar sezgilerin kuvvetli olacak ki, iç sesin, iç görün, kalp sesin, ruh sesin. Ama tabii dinlerse, hani bugüne kadar yaptığın ahmaklığı yapmazsan eğer. O yüzden çok net ve doğru bir şekilde o cevap gelecektir size. Bunlar şu an anda bana gelen bilgeliklerim de sabah geldi. Hemen oturdum, böyle yazdım. Çünkü sorduğum soru şuydu: Rabbim bu erilleri ne yapmalı diye. Bunlar niye yolunu bulamıyor? Neden bu kadar salak, aptalca davranıyorlar? Neden hala bu salak salak aptal fikirlerden, saplantılardan, karmalarından bir türlü kurtulamıyorlar? Ve bana şu an gelen iç sesimle bunları söyle dedi. Bakın, kalem değiştirdim. Sonrası böyle, bu şekilde yazmak durumunda kaldım. Andaki gelenleri aynen seyretiyorum. Mahkemesi olanlar için geldi. Eğer uzun sürededir devam eden bir davanız varsa ve burada avukatınızın sizin için bir şey yapmadığına inanıyorsanız, sonucu değiştiremediğine düşünüyorsanız, buna inanıyorsanız eğer, diyor ki avukat hilekar, karşı tarafta işbirliği yapıyor. Satın alınmış olabilir, avukatı değiştir diyor. Tamam mı? Ve orada diyelim konu davanız nedir? Önemli değil. Haciz, boşanma, çocuk, para, mal, mülk, miras neyse diyor. Oradaki senin hakkında mahkeme neden bu kadar uzadı? Sebepleri ne? Kaç maddeden oluşuyor? Onları diyor iste avukatından, o dilekçeye bir bak. Ona karşılık kendi savunmanı hazırla. Çünkü o beyanlarda yalan var. Sana verilen farklıdır, onların sunduğu farklıdır. O yüzden diyor ki burada, sen mahkeme davana ne kadar sahip çıkıyorsun, birebir ilgilisin, başındasın, takip ediyorsun, neden bitmiyor, ya da ben yaradan olarak neden onu bitirtmiyorum? Acaba senin orada gözünden kaçırdığın bir şey olabilir mi? Onu görmeni sağlıyor olabilir mi? Çünkü sen onun sonunda orada ilahi eril ve dişilimsin, benim sadakama nail ettiğim kulumsun. Dünya planında da bu sözleşmene ben uyup seni o yola sokmaya çalışıyorum. O mutluluğu yaşa diye, o sonsuz aşkı yaşa diye. O sonsuz huzuru, bolluk, bereketi, sağlığa, şifaya, yıldıza, güneşe, attarta kavuş diye. Çünkü sen orada kayıp yaşayacağın için durdurmuşumdur ben o mahkemeyi. Bir sorgula bakalım. O dilekçe neydi? Konu neydi? Niçin ertelendi? Neyden sebep ertelendi? Senin ruhun, kalbin neyi kabul etmiyor? Haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. Orayı bir sorgula. Avukat mı satılık? Yalancı mı? Hilekar mı? Senin için bir şey yapmıyor mu? At diyor onu hemen. Avukatı değiştir. Avukat tutacak paran mı yok? Mahkemeden talep et. Mahkeme mi veremiyor? Avukatlarını kendin yap diyor. Ben orada omurgayı dik tut, kendini savun. Bil ki ben oradaki kaybını önleyeceğim diyor. Bakın ne kadar önemli bir rehberlik bu.
Yaradan ne güzel adaletini, değil mi, konuşturuyor dünya planında biz kullarıyla. Ne güzel bizler aracılığıyla kendi ne güzel bizde tezahür ettiriyor, değil mi? İlahi dişinden başka hiç kimseyi dinleme. Seni bloke eden, ilahi ruh parçanı bloke eden, senin dostun olarak gördüğün, sandığın bütün dostlarını elediyor. Onların hiçbiri dost değil. Hele ki eriller için eril, dişiler için dişi. Ve eriller için dişi. Kendi öz dişili dışındakini hepsi sahtekar diyor. Hepsi dost görünen düşman, parsadra versiyonları, enerjileri yani diyor. Burada sadece ben Rabbinin sesini dinle, kendini dinle. Sen ne istiyorsun? Ve ruh parçanı. Onu sevdiğini biliyorum. Çünkü yazgı var. Sevmeme mümkün değil. O da seni seviyor. Kavuşmak istiyorsunuz. Kavuşma verdim. Kavuşturacağım. Bunun içinde mahkemeden mi kayıp yaşıyorsun? Haksızlığa mı uğramışsın? İşte o mahkemeyi onun için durdurmuşum ki senin orada o zararını görmen, telafi etmen, seni düşünüyorum diyor. Ve sen bana inançsızlık geliştiriyorsun. Haşa. Şimdi anladınız mı? Bir mahkeme olayınız duruyorsa niçin durduğunun manası budur. Bunu anlayın, o kas kafalarınızla bunu anlayın. Daha ne kadar kafanıza sokabilirim bilmiyorum artık. Kendini bloke etme. Başkalarının fikrini alıp kullanma. Dostun yok. Onların aklı ile hareket etme. Onların fikri ile hareket etme. Yani diyor ki kısaca, çevrendeki bütün bulunan dost görünen düşman parsadra versiyonların seni kullanıyor, seni kandırıyor. Yine sana dost gibi gözüküyorlar. Aynı baştaki yılanla sinsiliği aynısını yapacaklar. Çünkü o işin altında karmiyin var diyor. Ve sen hala bunu bile görmek istemiyorsun. Hala diyor üstünü kapatmaya çalışıyorsun ki sezgisel ben sana orada karmik var bu işin altında. Ucu ona dokunuyor. Orada bir sahtekarlık var. Bir oyun dönüyor. Yine sana 15 numaralardan görüyorsunuz değil mi? Rumi'den kaç tane kart desteden Rumi'yi çıkarıyordum. Değil mi? Ne yaptı? 5 kart verdi. 5 kartı burada bıraktı. Geri desteği çektim. Bunları demek ki okumamı istiyor diye aldığında ne yaptı Rumi? Hem büyücü hem şeytanı verdi orada. Bu ne demek? Aynı zamanda karmi bunları 10 numara şu an çalıştırdı. Senin mahkemeyi kazanmaman, belki miras hakkını almaman için. Bakın şimdi bunları da bu şekilde yine şu an tekrar bir 4 tane, 5 tane, 4 tane. Şimdi sırasıyla açalım. Karar ver diyor, gördünüz mü? Mahkeme muhakeme nasıl beni teyit ediyor değil mi? Ben şu kartları karıştırıp koymuştum tekrar oraya, tütsüye tuttum ve tekrar şifalandırdım, görüyor musunuz? Kurban olayım Rabbime, sevgili Rumi'm, teşekkür ederim, minnettarım size. Bakar mısınız? 10 numara cevap. İlahi kendi nasıl tezahür ettiriyor benim aracılığımla dünya planında, somut istiyorsunuz değil mi? Nasıl bir ilahisellik değil mi? Burada 78 tane kart var. İçinden gelen kartlara bakın. Mahkeme muhakeme kartı 20 numara ve karar ver burayı geç diyor. 21 numaraya geç diyor. Sevgi ölüyü diriltir. Demek istiyor ki biraz sevgi diliyle konuş. Çünkü ruh eşin sevgi. Sonra sırayla bakalım. Kendini yoksun zannediyorsun. Gidersen seni reddedecek ya diyorsun diyor. Zaten sevgi öncesinde geldiği için bunu yalanlar. Hani der ki o senin kendi kıt anlayışın. Öyle bir şey yok. O sen kendine vakit kazanmak istiyorsun. Çünkü hala konfor alanını bozmuyorsun. Belki olasılıklar var, değerlendiriyorsun. Ne diyor dinarların beşlisi? Kurban olayım Rabbim, ne güzel anlatıyor. İşte bakın, tam inançta olduğunuzda ne güzel, bana da böyle güzel özel rehberlik vermemi sağlıyor. Ben bile kademe kat ediyorum sürekli. Farkında mısınız arkadaşlar? Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Kendini yoksun hissediyor olabilirsin ama diyor unutma ki bütün ihtişamlı hükümdarların hepsi bu şekilde boş safhadan geçmiştir. Nedir? Yıkılan kule. Binlerce atlı bu diyardan düştü. Değil mi? Yani oradan tek aydınlanan kulum sen değilsin. Onu tek yaşayan da sen değilsin. Dinarların süvarisi. Ey kalbim, senin için müjde var. Bu arada geride kalanlar, evet, size muradıyla, bakın elbisesi yeşil, tam gelmesini istediğimiz sevgiyle, aşkla, ilahi aşkını kabul etmiş ilahi bir eril.
Tılsım şövalyesi geldi mi ağır gelir, sağlam gelir. Biraz geç gelir, biraz kıt akıllıdır, geç anlar ama neyse nihayetinde anlamışlar, geliyorlar. Fakat ne dedi ilahisiz de? Rumi, sıfır. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Yani bakın şimdi. Yine nasıl 10 numara kendini gösterdi Rumi burada? İlahi. Sevgi, 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 parayı düşünmeyi bıraktığın zaman. İşte bakın eriller, şimdi ne kadar güzel dedi burada, değil mi? Şimdi siz çok para odaklısınız, sizi işliyorum ya. Hani çözüm yolu üretmeye çalışıyorum ya sizin için. Neden bunu yapıyorsunuz, ne yapmalısınız, neyi yapmamalısınız? Bunun üzerine konuşuyorum ya, bakın şimdi. Şimdi burada, ah sevgili meleğim, sevgili güzel meleğim de ne yapıyor? Hemen eğildi. Ah güzelim benim. Doğru diyor. Teyit etti. Yani evet, bu ruhsal rehberlik iniyor ve sen o rehberliği aktarıyorsun. Meleğin elime düşmesi yani burada. Ne demek o? Yamuldu, düştü, kaydı, onu düzelttim yani. Ve şöyle sevgili canlar, şimdi diyor ki sevgi ölüyü bile diriltir. 20 numara mahkeme ve muhakeme kartıdır zaten. Yani der ki karar ver, ikilemdesin. Birini seçip yapmalısın artık, yanlışsın. Bunun bir anlamı da zaten bu, ilahisel bir karar ver. Sezgiyle de ilahi der ki, yani aynı zamanda bu da destekledi. Tamamen ruhsal bir kart ve ruhsal bir karttır. Bakın şu ikisi dünya boyutunda. Sen öyle hissediyorsun ama öyle değil diyor. Belki böyle gitmek istiyorsun. Hayır öyle değil, böyle git, adım at diyor. Fakat bunlar ruhsal kartlardı. Neden? Çünkü diyor ki mahkemene muhakeme çoktandır, 20 level'dasın. 20 level'dayız, evet, çok uzun süre oldu. Belki 20 yıldır buradasın zaten diyor. Artık bu level'ı bitir. Yani 20 yıllık döngünü kapat işte. Tabii 20'nin altındaki bütün herkes de alabilir, üstündekiler de alabilir. Ama bu özellikle demek ki burada çoğunluk, özellikle 20 yıldır karmanın içindeki olanlar bir türlü farkındalığı çok düşük olduğu için onları, çünkü burada farkındalık çok düşüktür ve sevgiden çok uzaktır. Madde dünyasına odaklı, somutta para ve burada da tılsım şövalyesi. Niye kupa şövalyesi değil? Değil mi? Mesela soralım, hani tılsım ve tılsım, bakar mısınız? Hani yeryüzündeki erilerinizden 2 tane kart var, dişilerinizden, ikisi de parayla ilgili arkadaşlar. Somut, beni reddetmeyecekse somutta göreyim onu, öyle muradımla adım atacağım, biliyorum onun muradım olduğunu diyor. Sistem ne dedi? Geri zekalı, bırak bunları, artık sevgiye gel. Senin seçimin yok zaten, öyle bir seçimin yok yani. Sana öyle somutta bir şey de göstermeyeceğim, her şeyi zaten biliyorsun, hem ruhsal hem somutta zaten gördün, daha neyin geri zekalılığındasın diyor. Sevgi ve sevgi diyor. Bakın, açılış kartıydı, kapanış kartıydı. Sevgi ve sevgi. Hani daha ne kadar kafanın neresine, ne kadar, nasıl sokalım diyor sistem yani. Yani bakar mısınız? Karar veremiyorum çünkü gidersen beni reddedecek. Somutta bir şey görmeliyim ki gitmeliyim diyor. Böyle düşünüyor diyor Rumi bana. Hani bu kadar geri zekalı hala diyor. Yani bunca şeyi anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlamıyor. Hala bu geri zekalılar böyle düşünüyor diyor işte. Bunlar geri zekalı ahmak değil de nedir artık? Hani ben karar veremiyorum. Çünkü gidersen beni reddedecek, somutta madde dünyasında işte bir de para bekliyorum aynı zamanda. Param yok ki gideyim. Çünkü para olursam adam olacağını zannediyormuş. Bak ters çevirdi sistem, gördünüz mü? Diyor ki sen sevgi, bak karar bitti diyor yani. Hani sen karar vermediysen ben bitirdim diyor zaten. Bakın bu kartın, sen bitirmiyorsan bitir. Bitirmiyorsan ben bitiriyorum demekti. Artık muhakeme edilecek bir tarafı kalmamış yani diyor. Neyin para? Para yoksun tabii ki diyor. Çünkü sen ruh eşine adım atmadan o parayı alamayacaksın zaten. Verdirmeyeceğim, nasip etmeyeceğim diyor sistem. Eriller, şunu anlamanız gerekiyor. Sizin kurtuluşunuz, hepinizin ruh eşinize adım atmanız gerekiyor. Konuşup şifalandırmanız gerekiyor. O kadersel görüşmeyi birebir yapmanız gerekiyor. Kurtulmak istiyorsanız karmiğinizden, para karmanızdan, bugüne kadarki bütün pisliklerinizden kurtulup arınmak istiyorsanız tek çareniz, sevgiyle tek kararınız ruh eşiniz olmalı. Ruh eşinize muradıyla gitmelisiniz. Çünkü bu tılsım şövalyesidir klasik tarotta.
Ey kalbim, senin için müjde var. Yani ben sevdiğime güzel haberlerle gitmek istiyorum ama dünya planda beklediğim bir para var. O parayı alayım diyorsunuz ya. Ve o parayı alacağım ki ona somutta adım atacağım. Ama ve lakin onun da beni sevdiğini Rabbim somutta da bana göster. Hayatında başka bir erkek de olmadığını da ben göreyim veya dişi olmadığını göreyim, öyle adım atacağım diyorlarmış. Sistemde gerizekalı ve gerizekalı dedi, kapattı. Şimdi bu kartı düşürmesinin sebebi, anlamı da şu. Hani bunu bir daha duymak istemiyorum dedi, bitti. Sen o parayı görmeyeceksin. Asla o parayı alamayacaksınız. Ruh eşinize gitmezseniz. Ruh eşine adım at diyor. Ve bakar mısınız? Size adım atarsa aynı zamanda sizleri de, geride kalanları da temsil ediyor ki, ey be gerizekalı, sen zaten bir git, gideyim gitmeyeyim kararsızlığını yaşıyorlarmış. Yoksa karmik yok burada, karmik bilgisi yok, o konu kapandı. Buradaki mahkeme, muhakeme, mahkemesi olanlar için geldi. Demek ki burada da mahkemelerle ilgili, onun için sistem bu sezgiyi vermiş, içime bu bilgiyi de verdim size. Mahkemesi olan avukat olayınızı değiştirin dedim ya. Bir, ona dikkat çekmek için. İki de halen karmi koltuk altında, hani karpuzu tutuyor ya böyle koltuk altında, o gerizekalılar için geldi. Onlar için de diyor ki, gerizekalı diyor, sen kendini öyle hissediyorsun. O sevgi de sevgide, gittiği gün bırakıp gittiğin günden beri o sevgi de hala bıraktığın yerde, sıfır numara başlangıçta bıraktığın yerde bıraktığın gibi yalnız diyor. Sevgi de o diyor ve sen gidersen o senin sevgiyle karşılaşacak. Çünkü o zihin çalıştırmayı çoktan bıraktı, koşulsuz sevgide. Sıfır ol, aptal ol ki anlamı hem sadece koşulsuz sevgiye gelmeyi anlattığı gibi ermiş bilgeliği de bünyesinde barındırır. Aynı zamanda da der ki, dünya planında somutta bir şey görmeyi bırak, zihin çalıştırmayı bırak, kurgu çalıştırmayı bırak, zihni bırak ki biraz sakin, dingin çalışsın geri zekalı der. O zaman sevdiğinin seni sevdiğini ve bizim ruhsal olarak verdiğimiz rehberliği anlayabilirsin, hissedebilirsin, sezgilerinin sesini duyabilirsin. Yüreğindeki ruh eşine duyduğun sevgiyi ve aşkı çok kuvvetli hissetmeni sağlayacak. Çünkü zihin çalıştırdığın zaman bunu bölüyorsun. Yarım yamalak hissediyorsun. Yarım yamalak, yoksun hissettiğin için de, onun seni sevmediğini zannettiğin için de kendi kendini ikileme düşürüp bunun içinde somutta bir kayıt bulmak istiyorsun. Sistem de diyor ki, onu asla sana vermeyeceğim. Bak 20 numaradır istedim, verdim mi? Vermedim diyor. Vermeyeceğim de. Niye? İşte zaten tam da omurganı buradan kırmak istiyorum. Çünkü bu aptalca fikrinde de tevekküle geçmen gerektiğini, inanca geçmen gerektiğini, o nasıl ki senin bütün her haltına, bokuna, püsürüne, affedersiniz, bu kadar koşulsuz sevgiye geldiyse, o tevekkülde ise, o tam inanç, tam tekamülde yolunu kabul etmiş, tam koşulsuz sevgiyle seni beklerken, sen bu koşulla ona göndermeyeceğim. Çünkü eşit değilsin, sen daha bir tık aşağıdasın diyor. O yüzden de ne o parayı görebileceksiniz, ne de sevdiğinizin yüzünü görebileceksiniz. Tek şartı var, para konusunu bırakacaksınız. Mahkeme konunuz varsa da sevdiğinize adım atacaksınız. Bu kadar. O zaman yolunuzu açacak. Şartınız ona bağlıymış. Bunu da burada söyledikten sonra, ay bitirsem mi? Bunlar artık bilgi vermekten ben de akıl kalmayacak. Bu geri zekalılar akıllanamayacak arkadaşlar yani, hakikaten. Sonra ne güzel zarı iade ettim. O zarı bekliyoruz cevabını en kısa zamanda. Kartlarla sistem bize ne duruma evirdiniz? Nasıl attı? Munzur kartın üzerine geldi. Karmik vardı. Burayı derhal bitir. Ruh eşine git demekti onun anlamı. İki var geldi. Ruh ikizlerini ifade eder. Yanlış yerdesin, arkana bakmadan kaç. İşte tam da o noktada ne olmuş oluyor? Sen ruh eşin nasıl arkana bakmadan terk edip gittiğin için, aynı şekilde de karmiğini terk edip gideceksin. O zaman adalet yerini bulacak, dengelenmiş olacak diyor. Onun ona iadesini yapmalısın diyor. Ama sen gerizekalı ne anladın? Ruh eşim evli dedin.
ruh işimin bekar olduğunu görmediğim dedin. Benim verdiğim ruhsal sezgi, zihin çalıştırmayı bıraksaydın sen bu rehberliği hissedecektin tam olarak, güvene gelecektin. Çünkü zihin çalıştırmayı bıraktığın zaman o zaman daha doğru sezgisel olarak bunu alabilecektin diyor. Bakar mısınız? Değnek padişahı var burada. İşte bu değnek padişahına ilahi eril dişil olduğunu zanneden siz geri zekalar koltuğunuzun altındaki karpuzun hayatında. Şimdi sevgili Rumi, şu an buraya kadarki anlattığım için doğru mu anlattım? Şuna bir cevabını, mührünüzü rica ediyorum. Rabbimin mührünü onun iznine sığınarak senin ya bakın 10 numara ne güzel cevap. Bir de seninkini alayım Rumi. Ya bakın nasıl destekledi, nasıl destekledi rehberliğimi 10 numara. Sevgili Rumi, çok seviyorum seni. Hakikaten 10 numara. Hepiniz adına öpüyorum Rumi'yi. Dedi ki, üçüncü kişinin veya bazıları da sizden giden ruh eşlerini söylemiş ya, üçüncü kişi iftirası, sizde bir imparator olduğu, sizin evli olduğunuzu iftirasını söylemişler ya hani. O kadar doğru anlattın ki dört dörtlük anlattın Cennet. Bakın 4 numarayla geliyor, 4 numarayla geliyor. Sizin evliliğinizi temsil ediyor, sizin ruh eşinizi aynı zamanda. Üçüncü kişiyi devreden çıkarttığı zaman bilsin ki imparator olacak ve bilsin ki o zaman ruh eşiyle ancak evlenip değnek dörtlüsüne kavuşabilecek diyor. Yani demek istiyor ki işte büyük arkana kartı imparator. Sizin ruh eşiniz. Çünkü Aziz ya şu an karmik devli olduğu için boşandığı zaman imparatorluğa erişecek. Siz ruh eşi olarak zaten imparatoriçe konumunda olduğunuz için, seviyeniz şu an olduğu için işte imparatorla imparatoriçe eşitlenecek. Ondan sonra da sizin evliliğiniz olacak, değnek dörtlü diyor. Ve burada imparator sizin hayatınızda var, sizin evli olduğunuzu temsil etmiyor. Onlar sizin için böyle düşünüyormuş. Neden? Üçüncü kişiyi sizden sonraya vermedi. Bakın bu aynı zamanda geride kalan dişileri temsil eder. Erilleri. Niye burada geldi? Senin baktığın yön, şu an olduğun yer, şu an olduğun o evde üçüncü kişi senin koltuğun altında var diyor. Sen onunla evlisin diyor. Senin dişilinde yok ki, erilinde yok ki diyor. Ya işte burada da ben kendimi yoksun hissediyorum. Somutta dünyada işte hem bir para bekliyorum, onu alayım. Adam olacağım parayla çünkü. Öyle kendi omurgamı dik tutup gideceğim. İşte yoksa başka türlü dik tutamayacağım diyorsun diyor. Sistem diyor ki sen diyor geri zekalı sevgiye bir gel önce. Sevgi ve sevgi. Paradan önce sevgi gelir. Paradan önce Allah'ın yakut, yaradan yakut nedir? Rabbimizin sadakasıdır. Sen aşıksın. O sana aşık. Ruh eşliği var burada diyor. Bu ilahi bir aşk. İlahi aşkın içinde niye parayı sokuyorsun sen diyor. Ne demek somutta bir şey göreyim diyor. Burada diyor buna kalben inanırsın, ruhen inanırsın, sezgisel inanırsın diyor. İşte sen diyor biraz zihin çalıştırmayı bırakıp sevgiye gelirsen diyor biz bunu zaten sana vereceğiz diyor. Ne zaman? Sen ancak ve ancak diyor. Adım atayım mı atmayayım, ikilem hastalığını, o ruh hastalığı kalıbını bırakırsan diyor. Ben gitmek istiyorum. Rabbim nasıl gideyim dersen diyor. Ki biz de nasıl gitmen gerektiğini de gösterdik. Hala da diyor ergen edasıyla nasıl gideyim diye düşünüyorsun. Sana diyoruz ki değil mi, ben 100 tane video yaptım. Son 30-40-50 videodur bunu işliyorum. Sen Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma nesin, ruh eşine yapacağın tek şey mesaj yazacaksın, gidecek bitecek o kadar. Alo ya da mesaj, hani neyse yani görüşmek için ne yapılır başka bu dünyada, yani şu an ne yapılır güncelde? Alo, Grambel bulduğundan beri ne diyoruz? Bes değil mi? Çalıyor zır, alo diyoruz değil mi? Hani ya da mesaj yazacaksın, mesaj yazacak. Ha ya da böyle ata bineceksin, yürüyerek gideceksin, arabayla gideceksin. Beyaz atın yoksa, beyaz araban varsa git. O yoksa diyor işte giy bir beyaz pantolon git belki. Beyaz pantolonu giy git işte, beyaz atlı prens gibi. Hani diyor zaten evlenmek için bekliyor. Senin imparator oluşunu bekliyor. Ve sana diyor ki ben bahçemle, bakın toprak tevekküle emanettir. Anlamı da nedir biliyor musunuz? Hani
O kadar tevekkülde ki, o kadar güvene, o kadar kendiniz sadakatle ilahiliğe, yaşama, doğaya, kendine, toprağa, Allah'a o kadar güvene, sadakate önem verir. O kadar da güven ve sadakatle kendine o inançla o kadar teslim etmiş ki adamıştır yani diyor. Toprak güvene sadıktır. Toprak tevekküle emanettir anlamı gerçek adı. Tercümesi yanlış diyordum ya, diyorum ya bu kartların. Dolayısıyla o yüzden diyor ki sen önce üçüncü kişiyi bırak, imparator ol ki ruh eşine zihin çalıştırmayı da bırak burada. Hani biraz da aptal ol yani, aptallıktan çık, abdal ol, sevgiye gel ki size sıfırdan kaderiniz yeniden yazılacak. Aynı zamanda kader çarkı gibi. Hani o zaman seni göndereceğiz diyor. Sevgiyle bitirdi. Üçüncü kişi de sende var diyor. Sen önce onu bırak, bir ondan yoksun ol. Ondan sonra diyor. Rumi. Evet. Şöyle. Şimdi cennet olarak Rabbimin izniyle, ilahi sistemimin izniyle şöyle bir de ben bir mühür atayım. Şöyle bir imzamı atayım ben. Bu kadar rehberlik verdim bu geri zekalılara. Birazcık böyle bir imzam olsun. Bakayım yani hani ne kadar anlayacaklar. Bakar mısınız? Sistem beni nasıl onaylıyor? Kurban olayım Rabbime. Cennet diyor. O kadar 10 numara rehberlik verdin ki diyor. Evet diyor, karmik üçüncü kişi var mesajını attı ona diyor. İşte o da ya da kendisi söylediyse de bu yalanı diyor. Ondan dolayı diyor artık bu ortalığa çıktı ya, şok geçirdi diyor. Sırf diyor hani Karmi'nin attığı üçüncü kişi var onda deyip de tutkuyla Karmi'ye gitti ya diyor. Ne ola ki diyor, kılıçların süvarisi. Astım astık, kestim kestik, yani munzuratına denk geliyor. Bıraktı gitti ya diyor. İşte Karmik'ten, üçüncü kişiden o mesaj geldi. O da tutkuyla böyle kılıç süvarisi de nedir? Astım astık ama tık gider yani, ama diyor ki yani tamam sen tutkuyla gitme diyor. Hani aynı zamanda da sizden şöyle bir sezgi alıyorlarmış. Siz artık üçüncü kişi sizde var. Ruhsal olarak sizden buradaki mesajlar sosyal medyayı da simgelediği gibi aynı zamanda hani ruhsal olarak sizden mesaj, hissiyat, sezgi alamıyorlarmış. Onun için sizin ondan gittiğini zannettikleri için onlar da önünü dönmüşler, sizden gitmişler. Hani gitmek istiyorlar ya da yani ya da yönünü ayrılmaya yönelik olarak vermiş. Ay bir keşke yapsanız, o nasıl tepetaklak olacaksınız ve ben buradan ne kadar mutlu olacağım. Şu bilgeliği vermemin üzerine onu yaptığınız zaman. Oradaki tepetaklak oluşunuz böyle nasıl biliyor musunuz? Oh diyeceğim, böyle canıma değdi diyeceğim beni dinlemediğiniz için. Bu kadar zamanı, emeği, boşa demek ki harabe olmayacak. Harap olmayacak yani. Tamam, ucundan döneceksiniz demek ki. Konuşamadım. Konuşma. Burada iletişim problemi var. Zaten burada da var. İşte sorun diyor senin konuşmaman. Hani böyle bir gerizekalılık içindesin yani. Hani herkesle konuşuyorsun, ruh eşinle konuşamıyorsun. İşte kalpte tezatlık savaşa benzer. Bütün rehberliğim 10 numara, alın cebinize koyun sevgili canlar. Zaten ilahi veriyor anda. Bakın birlikte yaşıyoruz. Kalpte tezatlık yapıyor. Üçüncü kişi onun kendisinde. Biz ruhsal olarak bu sezgiyi veriyoruz ve diyoruz ki üçüncü kişi sende çıkar. Üçüncü kişi sende, sen onu bırak. Ondan sonra senin muradınla istediğin gibi sevdiğine göndereceğiz. Bakın seni yoksun bırakan sendeki üçüncü kişi. Biz seni onun için göndermiyoruz. Çünkü senin imparator olman gerekiyor gitmen için öncelikle. Sevdiğinle evlenmek istiyorsun. Güzel haberler göndermek istiyorsun. Belki hayattan artık güzelliklerini yaşamak istiyorsun. Ama diyor ondan önce diyor senin bu aptallığı bırakman gerekiyor. Artık yoruldun. Öz değerine gel. Artık kendin için karar ver. Kimsenin teyidine ihtiyacın yok. Üçüncü kişi para için şu an 15 numarayı uyguluyor. Sen yine illüzyon, ay, algın yine kapanmış olabilir. Afyon, fare, ay, yılan ve sahte tutum, sahte tutku. Tutumunu değiştir diyor yani. Karmik para için tekrar önüne atlayacak. Çünkü sen hala onu koltuk altında tutuyorsun. Bakın aynı evde olsa bile. Sen o kendine
sana tutkuluymuş gibi, hani senin ilahi dişilin sana aşık, çok tutkuluysa benimki de bir o kadar diye sana numara yapıyor diyor. Yeme onu diyor. Çünkü senin kalpte tezatlık yapmana sebep oluyor. Çünkü yılan, üçüncü kişi yılan işte, yani başka şeyi var mı diyor. Kalpte tezatlık yaptırıyor sana. Bu aynı evde olanlar için geldi. Hala karmiyi. Çünkü bu aynı evde olanlar için, karmiklerin eskiden beri yıllardır, yüzyıllardır ince ince 15 numara için çalıştıklarını, o günden bugünedir o karmiye hep baktığı için, yönü de ona yöneliktir. Ondan vazgeçemediği için o yüzden de böyle kalpte tezat da oluyor diyor. Ve üçüncü kişi onun koltuğun altında. Bakın üçüncü kişi, üçüncü kişi. Halbuki ilahi de diyor ki aşk diyor, zümrüdün, ejderhaların zümrüdü, ürküten aşk parlaklığı ejderhaları bile girip püskürten zümrüdün nurudur. Yani aşk Allah'ın nurudur, zümrüdüdür diyor yani. Hani o yılanın çok zorlu olsa ne olur diyor. O üçüncü kişi karmi seni böyle yoksun bıraksa ne olur diyor. Yani sen kalpte tezatlık yapma. Sen tezatlık yapıyorsun diyor. Gitmeseydin ona, biz ruhsal bütün rehberliği verdik sana, diyoruz ki bunları bitir. Peki sevgili Rumi, bir tane ben bir tane daha alacağım. Evet. Ey ruh, ait olduğun diğer ötedir. Nehrin diğer yakasına geç. Kılıçların altılısı. Oo, bir de kılıç ası var. Aa, iki tane vermiş. Kılıçların ası, pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Yani işte gördünüz mü, karmi üçüncü kişiyi bırak. Üçüncü kişiyi bırakmasan pasından arınamasın. Arınamasan da kılıç gibi parlayamazsın diyor. Pasından arın ki parlatılmış kılıç gibi ol. Pasın ki ilahi dişilin mi, karmiğin mi? Üçüncü kişiyi tutuyorsun. Ve burada eğer onun hayatında bir aşığı, imparator yoksa, imparator var zaten, sensin işte geri zekalı. Yani sen imparator olman gerekiyor. Yani ilahi dişinde bir eril varsa o bu işte. Sensin yani. Çünkü imparator çıkıyorsa bir tek sizi temsil eder bu arada. Bilmiyorduysanız öğrenin şimdi. Bütün kartlar sizi temsil ediyor. Değnek kralı, değnek kraliçesi dışındaki kartların hepsi sizi temsil eder. O yüzden pasından arın, parlatılmış kılıç gibi ol. Allah bir ok misali, uçan rüzgar gibidir. Ey ruh, ait olduğun diğer ötedir. Nehrin diğer yakasına geç. Hala karmiyi koltuk altında tutuyorsun. Ne diyeyim ben? Zaten Rumi 10 numara verdi, diyecek bir şey yok. Allah'a emanet olun sevgili canlar. Sizi seviyorum. Öptüm, bay bay.